Arkadaşlar merhaba Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün yerin şekillenmesinde etkili olan dış kuvvetleri inceleyeceğiz. Gene bir sürü kavram var sevgili arkadaşlar. 10. sınıf coğrafyanın en temel özelliği bu kavramlar sevgili arkadaşlar. Kavramlara hakim olduğumuzda olayı hallediyoruz. Şimdi derse başlamadan önce ben size Kasım ayının programını şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün 8 Kasım ve biz saat 17.30 itibariyle bu dış kuvvetler konusunu ele alacağız. Şimdi buraya geçmeden önce size şu kitabı göstereyim. 0'dan 10'a coğrafya. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada sayfa 30'u açıyorsunuz. 30. sayfada bu dış kuvvetlerle ilgili görseller ve bunların neler olduğu ile ilgili bütün kavramları inceliyorsunuz videoyu izledikten sonra sevgili arkadaşlar. Bunu da inceledikten hemen sonra ne yapıyoruz? Dinamo soru bankamızı alıyoruz ve sayfa 27'yi açıyoruz arkadaşlar. 27. sayfada konuyla ilgili soruları çözdükten sonra bütün bu kavramları mis gibi zihnimizde tutuyoruz değerli arkadaşlar. Eğer hazırsanız derse başlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dış kuvvetler konusu içerisinde neler var? Akarsular. Akarsularla ilgili biz bir sürü kavram öğreneceğiz sevgili dostlar. Ve rüzgarlar, buzullar, dalga akıntılar ve bunları inceledikten sonra dış kuvvetlerin yeni şekillenmesinde ne tür bir etki oluşturduğunu tamamen kavrayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen ben size aslında konunun mantığını anlamanız açısından şöyle küçük bir giriş yapayım. Bizim ...anlamaya çalıştığımız şey sevgili arkadaşlar neydi? Yer şekilleri. Yer şekilleri nasıl oluşuyordu? Bunu bilmemiz için ne yapıyorduk? Diyorduk ki ya, öncelikle bir iç kuvvetleri tanıyalım. Ne yaptık şimdiye kadar biz? Bu iç kuvvetleri tanıdık. Neydi onlar? Epirojenez. Orojenez. Volkanizma. Ve depremler. Ne demekti epirojenez arkadaşlar? Epirojenez oluşumu demekti. Orojenez ne demekti? Dağ oluşumu. Volkanizma, volkanik faaliyetler, depremler. Bunlar ne ile alakalı? İç kuvvet. Yani niye iç kuvvet diyorduk biz bunlara? Çünkü enerjisini nereden alıyordu arkadaşlar? Mantodan alıyordu. Yani yerin altından alıyordu. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki burası bir levha. Hemen bunun yanında başka bir levha daha var. Bu iki levha birbirine doğru gelirse. Tabii bu iki levhayı birbirine doğru getiren şey ne? Bunu da hatırlayalım. Alttaki mantu, mantodaki konveksiyonel hareketler. Bunlar birbirine doğru getirdiğini varsayalım. Ne olacak arkadaşlar burası? Böyle sıkışıp kıvrılacak ve neler meydana gelebilir? Yüksek yerler, çukur yerler meydana gelebilir. Dağlar falan filan oluşabilir. Şimdi peki bu oluşan dağlar sonsuza kadar böyle kalıyor mu? Hayır sonsuza kadar böyle kalmıyor. Ne oluyor? İşte yağmurlar var. Yağmurlar yağdıkça bunlar ne olacak arkadaşlar? Yavaş yavaş aşınacak. Veya rüzgarlar var böyle esiyor. Veya kutuplarda buzullar var. İşte akıyor buzullarda böyle yeri ne yapıyor? Kazıya kazıya akıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu Kıvrılan yüksek yerler zamanla ne olacak? Yavaş 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 aşınıp aşınıp işte düzleşecek sevgili arkadaşlar. Peki aşınan malzeme ne olacak? Atıyorum. Diyelim ki buradan aşınan malzeme ne olacak? Gelecek buradaki çukurlara birikecek. Dolayısıyla bir müddet sonra bu yüksekte kalan yerler tamamen böyle düzleşecek değerli arkadaşlar. İşte burada iç kuvvetler ne yapıyor? İç kuvvetler arkadaşlar yapıcı kuvvetler olarak adlandırılıyor. Neden yapıcı? Çünkü ne yaptı burada? Dağ yaptı. İşte atıyorum kıvrımlı bir saha yaptım. Peki dış kuvvetler yani işte yağmur, rüzgar vesaire bunlar da yıkıcı kuvvetler olarak geçer arkadaşlar. Bakın ne diyorum iç kuvvetlere yapıcı, dış kuvvetlere ne diyeceğim hemen şuraya yazıyorum dış kuvvetleri. Bunlar da yıkıcı olarak adlandırılıyor. Yıkıcı kuvvet niye yıkıyor? Neyi yıkıyor arkadaşlar? İşte bu dağları ne yapıyor? Aşındırıyor ve düzleştiriyor. Peki nedir bu dış kuvvetler? Bir akarsular. İki, rüzgarlar, üç buzullar, dört dalga ve akıntılar. Bunlar da kıyıları şekillendiriyor. Beş karstik şekiller sevgili arkadaşlar. Karstik şekiller. Ne demek bu karstik şekilleri? Bunları da dersin son kısmında inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi biz burada şimdiye kadar yaptığımız videolarda neleri inceledik? Bunları inceledik. Şimdi sırada neler var? İşte dış kuvvetler var sevgili arkadaşlar. Oldukça aslında uzun bir konudur. Ve birçok kavramın olduğu bir konudur ama biz ne yapacağız burada? Bunu mümkün mertebe özetleyip aklımızda tutmaya çalışacağız. Evet, gelelim. Hemen neyle başlayacağız arkadaşlar? Akarsularla başlayacağız. Akarsularla ilgili önce bazı kavramları, bazı terimleri öğreneceğiz. Şimdi akarsu nedir? Aslında akarsu akan su anlamına geliyor. Yani bir yerde işte sular akıyorsa biz buna akarsu diyoruz. Bunlar tabii büyüklüklerine göre isimlendirilebiliyor. Mesela en küçüklerine işte dere diyoruz. Biraz daha büyüklerine çay. En büyüklerine ne diyoruz arkadaşlar? Nehir veya ırmak diyoruz. Nehir veya ırmak. Şimdi Akarsularla ilgili bir diğer kavram nedir? Havza. Akarsu havzası. Ne demektir akarsu havzası? Şimdi bakın şurada şekilde de görüyorsunuz. Diyelim ki burada yağmur yağıyor. Şu kısımda yağmur yağıyor sevgili arkadaşlar. Yağdı yağmurlar. Bu yağmurlar arazinin şekline göre böyle eğimi takip ederek bir yerde birleşecek. İşte bu akarsu şurada gördüğünüz akarsu sularını şu alandan topluyor. Dikkat ederseniz şöyle bir alandan topluyor değerli arkadaşlar. İşte bu alana biz ne diyoruz? Bu akarsuyun havzası diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani su toplama alanı. Yağan yağmuru topluyor bir işte akışa geçiyor. Biz buna akarsuyun havzası diyoruz. Şimdi eğer yağan yağmur suyu buraya düştüğünde ne oluyor? Bu artık başka bir havza oluyor arkadaşlar. Çünkü eğime göre değişiyor. Yani şurası bu akarsuya aitken buradaki sular başka bir akarsuyun havzasına ait olabiliyor. Bir diğer kavram tabi bu akarsularla ilgili e, şunu da söyleyeyim ben size havza ile ilgili havzalar iki türlüdür. Bir açık havza bir de kapalı havza arkadaşlar. Açık havza ve kapalı havza ne demektir? Onu tekrar size ben şöyle izah etmeye çalışayım. Mesela bir arazi düşünelim sevgili arkadaşlar. Şöyle bir araziyi çizdik. Şurada dağlar var görüyorsunuz. Şunu da şöyle yapayım. Burada da dağlar olsun değerli arkadaşlar. Ortada da bir dağ sırası olsun. Şöyle bir dağ sırası olsun. Gelsin dağlar şuraya da. Şimdi yağmuru yağdıralım. Yağsın yağmur. Şimdi bu yağmur suları işte dağlardan süzülerek atıyorum. Şöyle akacak. Buradan da işte bir şekilde buradan böyle akıp gelecek. Şimdi yağan yağmur suları. Bakın şu şeye dikkat edin çizgilere dikkat edin. Bu yağan yağmur suları arkadaşlar bir kısmı birinci akarsuya bir kısmı ikinci akarsuya karışacaktır. Şimdi varsayalım hayal edelim sadece şu dağların üzerinde işte karlar olduğunu varsayalım. Şu orta sıradaki dağların üzerinde karlar var. Bu karlar eridiğinde bir kısmı birinci akarsuya doğru bir kısmı ikinci akarsuya doğru akmayacak mı arkadaşlar? Evet. E o zaman birinci akarsuyun sularını topladığı alan neresi olabilir? Bakın şu dağların zirvesinden şöyle geçen şu görmüş olduğunuz alan ne olacaktır? Yani buraya düşen her damla su arkadaşlar bir numaralı akarsuya gelip bir şekilde karışacak. O zaman birinin havzası burası. Peki ikinin havzası neresi olacak? İkinin havzası da arkadaşlar şu kısım olacak. Düşen buraya düşen her damla Gelip ikiye karışacaktır. Bakın birin havzası, ikinin havzası. Peki bu iki havzayı birbirinden ne ayırdı? İşte bu dağların zirvesinden geçtiğini düşündüğümüz şu çizgi. Buna ne diyoruz biz sevgili arkadaşlar? Şöyle okla çıkartıyorum şuraya. Su bölümü çizgisi diyoruz arkadaşlar. Su bölümü. Niye su bölümü çizgisi? Çünkü suyu bölüyor. Yani yağan yağmur var. Hop buradan ne yaptı? Böldü. İşte iki havza birbirinden su bölümü çizgileriyle ayrılıyor. Şimdi şu akarsuyun önünde diyelim ki aşması imkansız dağlar var. İki numaralı akarsuyun. Burada ne olacak? Ne olmasını beklersiniz? Bu suyun burada birikip bir gölet oluşturmasını beklersiniz. Doğru mu? Şimdi dolayısıyla ne oldu? Bu akarsu bir yere gidebiliyor mu? Hayır gidemiyor. Ne oldu? Dört tarafı da kapalı. Kaldı burada. Bir gölün içerisinde birikecek. O zaman biz bu havzaya ne diyeceğiz arkadaşlar? Kapalı havza diyeceğiz. Eğer bir numaralı akarsu devam ediyor gidiyor ve bir denize dökülüyorsa ya da okyanusa dökülüyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Bu suyunu denizlere boşalttığı için açık havza olacaktır. İşte açık ve kapalı havza bu demek sevgili arkadaşlar. Gelelim bir diğer kavrama o da ne denge profili. Şimdi denge profili ne demek? Şimdi akarsular şu şekle baktığınızda göreceksiniz. Akarsular işte aşındırıyor. Mesela birdeki gibi aktığında yani henüz doğru düzgün bir şey aşındırmamış burada dikkat ederseniz yani akarsu şöyle geliyor. Geliyor yani buraya biz ne diyoruz akarsuyun doğduğu kısma kaynak diyoruz arkadaşlar akarsuyun kaynağı doğduğu yer kaynağını nereden alabilir akarsu yağmur suları kar suları yeraltı suları vesaire döküldüğü yere ne diyoruz ağız diyoruz akarsuyun ağzı şimdi kaynaktan ağza doğru akarsu geliyor. Tabii gelen sadece akarsu mu sevgili arkadaşlar? Hayır akarsu aynı zamanda aşındırıyor. Zaman içerisinde aşındırıyor. Tozu toprağı alıyor getiriyor. Nereye biriktirecek bu tozu toprağı? İşte bu denize deniz diplerine falan biriktirecek ya da gücünün azaldığı yere biriktirecek. Peki zamanla aşındırma arttı. Bakın ikideki şekil oldu. Üçteki şekil daha da arttı. Dörtteki hale geldi arkadaşlar. Tabi bu kolay olmuyor. Bir akarsuyun ortalama 1 metre derine doğru aşındırabilmesi için derine doğru aşındırmak demek şu aşağıya doğru şöyle aşındırmak. Aşağı yukarı ortalama 200 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Tabi burada arazinin yapısı önemli. Eğer çok dirençli ise suyla kolay aşınmıyorsa bu çok daha uzun sürecektir. Ama eğer böyle çok yumuşak bir arazi ise tüflü ya da karstik yani böyle suda kolay çözünen e, yapılarsa o zaman ne olacaktır? Çok daha hızlı bir şekilde aşınacaktır arkadaşlar. Eğer akarsuyumuz burayı aşındırdı ve dörtteki gibi artık akıyorsa. Yani akarsuyun kaynak seviyesi yavaş yavaş alçaldı ve bakın kaynak buralara kadar geldi. Ağız seviyesine yaklaştı. O zaman ne oluyor akarsu? Artık hızı da çok yavaşlar. Yani aşındıracağı şeyler artık bitmiş. Yani şurayı komple aşındırmış. O zaman ne oldu bu akarsu? Denge profiline ulaştı. Kavrama dikkat. Denge profili. Yani artık akarsu deniz seviyesine yakın akıyor demektir arkadaşlar. Bizim ülkemizde denge profiline ulaşmış akarsular var mı? Hayır, yok. Neden yok? E çünkü Türkiye çok yüksek bir ülke. ...yüksek bir ülkede akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Yani daha Türkiye'nin aşınacak çok yeri var sevgili arkadaşlar. Aşınacak, aşınacak da düzleşecek çok uzun zaman. Peki dünyada denge profiline ulaşmış yerler var mı? Evet var. Tabii... Ee zamanında yüksek olup şimdi aşınıp artık düzleşmiş yerler var. Yani yaşlı araziler genelde denge profiline ulaşmış. Türkiye nasıl bir araziydi? Genç. Çünkü daha yeni oluşmuştu jeolojik olarak. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştu. Bir diğer kavram arkadaşlar debi. Ne demektir debi? Şimdi şöyle düşünün. Diyelim bu bir akarsu vadisi. Şuradan su akıyor. Bu kadar su akıyor. Yani suyun derinliği işte atıyorum şu kadar yani. Peki diyelim ki çok yağmur yağdı veya karlar eridi. Bunun seviyesi yükselebilir mi? Evet seviyesi yükselebilir. O zaman ne diyeceğim ben? Debisi arttı diyeceğim. Çünkü taşıdığı su miktarı artıyor arkadaşlar. Peki kurak bir zamanda bu seviye alçalabilir mi arkadaşlar? Atıyorum nehir böyle cılız cılız akmaya başlayabilir mi? Evet bu da olabilir. O zaman ne oldu? Debisi düştü diyeceğim. Yani debi ne demektir? Akarsuyun herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarıdır arkadaşlar. Yani saniye bölü metreküp diyebiliriz debiye. Debi neler etkiliyor? Yağış, kar erimeleri, eğim, geçirimsiz kayaç. Şimdi geçirimsiz kayaç ne alaka hocam derseniz, ya arazi geçirimsiz olduğunda su derinlere sızmıyor ve daha dolgun bir şekilde akıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi denge profiline geri dönecek olursak şurada dikkat edin. 4 nolu konum denge profiline en yakındır. 4 nolu konum şu aşağısı sevgili arkadaşlar. Bakın denge profiline en yakındır. Yatağın deniz seviyesine kadar aşınmasıyla oluşur. İşte burası komple aşındı. Yaş yaşlı arazilerde görülür. Akış hızı azalır denge profiline Ulaştıysa ve taşımacılık için elverişli. Bu ne demek? Şimdi şurada bir gemi düşünün. Bu gemi böyle gelip buradan yukarıya çıkabilir mi arkadaşlar? Mümkün mü? Hayır. Dolayısıyla denge profiline ulaşmamış akarsular ulaşım için uygun değildir. Ama şurada çok rahat değil mi? Hani akarsuyun ağzından girer ve kaynağa doğru ilerleyebilir. Çünkü e, düzdür sevgili arkadaşlar. Ulaşım için çok uygundur. Gelelim akarsuların aşındırırken oluşturduğu şekiller ve biriktirirken oluşturduğu şekiller. Şimdi bakın, bir sürü kavram göreceğinizi söyledim arkadaşlar. Bunlardan en belirgin olanlar neler? Vadiler. Şimdi Aşınım şekillerinden en belirgin olanı vadiler. Vadiler de birkaç türlüdür sevgili arkadaşlar. Onlara da hemen birazdan bakacağım. Dev kazanı, peri bacası, kırgı bayır, plato, peneplen gibi kavramları göreceksiniz. Burada da birikinti konisi, yelpazesi, dağ eteği, dağ içi ovası, ırmak adası ve delta ovasını göreceksiniz. Burada en mühim hocam benim kesinlikle bilmem gereken ne derseniz sevgili arkadaşlar... Kesinlikle delta ovasını Bileceğiz. Kesinlikle bileceğiz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Peki burada neyi bileceğiz arkadaşlar? Burada işte vadiyi bileceğiz, pe peribacalarını bileceğiz. Bunlar çok çok önemli değerli arkadaşlar. Gelelim bunların ne olduğunu inceleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi önce demiştim ki size birkaç vadi türü var. Onlara hemen şöyle bir bakalım. Burada neyi görüyorsunuz? Çentik vadiyi. Bakın dikkat edin şurada tam bir V şeklinde bir vadi. Çentik. Şimdi ben bu vadiyi nerede görebilirim? Buradaki akarsu nasıl akan bir akarsudur? Çok hızlı akan bir akarsudur. Niye? Çünkü derine doğru aşındırmıştır arkadaşlar. Bakın şu köşeye şöyle basit bir şey çizecek olursam. Şimdi burası ne olsun? Bir arazi olsun ve buradan bir akarsu gelsin. Şimdi bu akarsu... Aktığı zaman ne yapıyor? Zaman içerisinde kendine yavaş yavaş bir yatak oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Arazi yaşındırdı ve bir yatak oluşturdu. Şöyle çizecek olursak daha böyle şeklimiz net ortaya çıkar. Şimdi daha önce olmayan şu şekil ortaya çıktı mı? Evet. Bakın akarsu ne yaptı? Kendine bir yatak. İşte biz bu yatağa ne diyoruz? Vadi diyoruz. Bunlar da türlü türlüdür. Birkaç tane vadi türü var. Şimdi işte bunlardan bir tanesi çentik vadi dedik. Bir diğeri ne? Boğaz vadi. Şimdi boğaz vadiler ne? Şöyle düşünün değerli arkadaşlar. Bir dağ sırası var. Dağ sırası şöyle şurayı da çizeyim. Bakın. Şu arada akarsu ne yapmış? Şuraya bakarsanız geçerken dağ sırasını yarmış değerli arkadaşlar ve bunlar ulaşım için çok elverişlidir. Yani atıyorum şurada diyelim ki X merkezi var, burada Y merkezi var. Ben X merkezinden Y merkezine gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim? Dağı mı deleceğim? Tabi dağ da delebilirsiniz ama daha pratik bir yollar. Ne yaparsınız? Akarsuyun açmış olduğu bu vadiden geçersiniz ve buraya gelirsiniz. İşte boğaz vadiler ulaşım için kullanılan vadiler, geçit olarak kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Mesela Gülek, Zigana geçitleri Karadeniz'de belki duymuşsunuzdur bunları. Kanyon vadiler nedir? Kanyon vadiler sevgili arkadaşlar karstik arazilerde görülüyor. Karstik yani suda çok kolay eriyen arazilerde görülüyor ve bunlar çok derin olur. Neden? Çünkü arazi suda çok kolay eriyor. Dolayısıyla şimdi şurayı düşünün. Burası eğer zemin karstik olsaydı arkadaşlar, şu zemin karstik olsaydı çok hızlı bir zamanda burası ne olacaktı? Çok derin bir vadi olacaktı. Şöyle çok derin bir vadi olacaktı. Niye? E çünkü arazi şeker gibi. Yani hemen eriyor. E hemen eriyen bir arazi ne yapar arkadaşlar? Derin vadiler oluşturur. İşte biz buna kanyon vadi diyoruz. İşte asimetrik vadilerimiz ve tamamlı vadilerimiz de bunlara örnek olarak verilebilir. Gelelim sevgili arkadaşlar akarsuların aşınım şekillerinden bir diğerine. Nedir o da peri Şimdi peri bacaları bir kere her yerde yok. Mesela peri peribacaları... İzmir'de var mı? Yok. İstanbul'da var mı? Yok. Neden peribacalar burada yok? Bir kere bu şeklin oluşabilmesi için arazinin öncelikli olarak volkanik olması lazım. Yani volkanik olmayan bir arazide peribacası oluşmaz. Peki nasıl oluşuyor peribacalar? Arkadaşlar şimdi araziyi düşünün. Şurada bir volkanik dağ düşünün. Şöyle çizeyim size volkanik dağ. Tabii volkanizma esnasında yüzeye çıkan şeyler var. Ee, i̇şte andezit bloklar var taşlar. Onlar böyle lavların içerisinde kalıyor tamam mı? Şu lavların içerisinde kalıyor. Tabi bunlar lava göre daha ağır olduğu için lavı da sıkıştırıyor. Sevgili arkadaşlar aşağıda lavlar böyle sıkışmaya başlıyor. Dolayısıyla zamanla yağmur yağdığında şurada yağmur yağdığında ne olacaktır? Şu üstteki tüf kısmı aşınacak ve bu bazalt bloklar ve altlarında kalan tüf kısım andezit bloklar ve altlarında kalan tüf kısım arkadaşlar ne aşınıma karşı dirençli hale gelecek ve bu şekil ortaya çıkacak. Bizde peri nerede var? Kapadokya'da var. Kapadokya dediğimiz yer arkadaşlar Ürgüp, Göreme. Niye burada var? E çünkü orada volkanik arazi var, Erciyes var, Hasan Dağı var. Yani volkanik bir saha. Gelelim bir diğerine Kırgıbayır arkadaşlar bu da akarsular tarafından gene yağmur suları tarafından böyle aşındırılmış yarıntılar. Bu manzarayı ben Türkiye'de nerede görebilirim? Karadeniz'de görebilir miyim? Hayır göremem. Çünkü Karadeniz'de bir kere bitki örtüsü ne yapar? Aşınıma karşı dirençli hale getirir araziyi. Bunları ben iç kesimlerde veya Güneydoğu'da görebilirim. Dev kazanına geldiğimizde dev kazanı da bu şelaleler biliyorsunuz sular aşağı doğru aktıkça önce şu alttaki kısmı ciddi şekilde oyuyor. Bakın eski seviye burada. Burayı oydu 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 arkadaşlar ve Şurada bir kazan oluşturdu. Biz buna dev kazanı diyoruz. Platolar nedir? Platolar arkadaşlar yüksek düzlükler akarsular tarafından aşındırılmış e, yüksek düzlüklere biz plato diyoruz. Ve bir diğer kavram peneplen. Penepleni şöyle düşünün. Artık akarsuyun aşındıracağı neredeyse hiçbir şey kalmamış. Yani bütün araziyi aşındırıp aşındırıp tamamen düzleştirmiş. O zaman ne olacak? Peneplen olacak. Yani Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de hiç dağlar artık kalmamış. Her taraf düzleşmiş. Türkiye ne olur o zaman? Bir peneplen olur sevgili arkadaşlar. Geldik akarsu birikim şekillerine. Yani aşındırdı ya malzemelerini. Aşındırdığı malzemeyi nereye götürecek bu akarsu? E bir yerde biriktirecek. Bu ne olabilir? Deniz olabilir ya da işte çukurlar olabilir. Ee, gücünün azaldığı herhangi bir yer olabilir. Biz akarsuların yaptığı zaten bu aşının faaliyetine ne diyoruz arkadaşlar? Erozyon diyoruz. Bakın erozyon kavramını çok bu kavram nedir? Erozyon dış kuvvetlerin yapmış olduğu aşındırma faaliyetleridir. Yani hem rüzgarlar aşındırıyor bir yeri, hem e, akarsular, hem buzullar ne yapıyor? toprağın üst kısmını aşındırıyor götürüp hop bir yere biriktiriyor. İşte biz buna ne diyoruz? Erozyon diyoruz arkadaşlar. Akarsular daha önce erozyonla aşındırdığı malzemeleri eğimin azaldığı yerlerde biriktirirler. Alüvyonların yığılması ile biriktirme şekiller oluşur. Peki bu alüvyon ne demek arkadaşlar? Alüvyon. Akarsuyun taşıdığı toz, toprak, bütün bu malzemeye biz ne diyoruz? Alüvyon diyoruz. Yani bir derede, akan bir derede düşünün elinizi şöyle aldınız bir avuç su. Suyun içerisinde böyle küçük kum tanecikleri, partiküller falan filan görürsünüz. Bunların hepsi nedir? Alüvyondur arkadaşlar. Yani bir yerden kopartmış onu, alıp götürüp başka bir yere bırakıyor. Alüvyon e, yığılmasıyla birikim şekilleri ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir akarsu görüyorsunuz. Akarsu ne yapıyor? Bu arazide akarken tozu, toprağı da alıyor, getiriyor ve denizde biriktiriyor. Şimdi denizde biriktirdiği bu şekle biz ne diyeceğiz arkadaşlar? En önemlisi budur. Delta diyeceğiz. Bakın burada böyle genelde üçgen şeklinde bir biriktirme oluşuyor. Delta diyoruz. Neden delta diyoruz? Hocam delta ne demek? Delta sevgili arkadaşlar üçgen demek. Genelde bunlar üçgen şeklinde olduğu için biz bunlara delta ovası yani üçgen ova diyoruz. Nerede oluşur bu ovalar? Akarsuyun denize döküldüğü yerde oluşur. Bakın deltayı başka yerde aramayın. Akarsuların denize döküldüğü yerde arayın. Hocam Akarsu'nun denize döküldüğü her yerde delta oluşur mu? Hayır. Her yerde oluşmaz. Bunun için de bazı şartlar gerekiyor. Şimdi onlara bakacağız. Bakın burada delta'yı gördük. Şimdi şu dağların arasında kalan kısma ne diyeceğiz biz? Dağ içi ovası diyeceğiz. Bakın şu dağlardan aşağı doğru biriken e, alüvyaller burada bir yelpaze oluşturmuş. Bunlara da birikinti, konisi ya da yelpazesi ismini vereceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar bir diğer unsursa menderesler. Menderesler ve sekiler. Bunların ortak özelliği ne sevgili arkadaşlar? Menderes akarsuların yapmış olduğu bu büklümlere diyoruz. Bu büklümlere dikkat ederseniz böyle S çiziyor akarsular. Şimdi bir yerde menderes görüyorsanız ne olmuştur arkadaşlar? Akış hızı oldukça zayıftır artık zayıflamıştır. Çünkü büklüm çizdiğine göre akarsu eğer eğim fazla olsaydı ne olacaktı? Hop böyle hızlı bir şekilde akacaktı. Ama burada eğim çok az olduğu için akarsu artık çok zorlanıyor akarken ve büklümler oluşturuyor. Bakın burada mesela kopmalar görüyorsunuz değil mi? Yani çok sık yatak değiştiriyor buradan. Şimdi düşünün bu su gelecek burada burayı aşındıracak. Bir müddet sonra akarsu artık şöyle akacak. Yani şurası da kenarda kalacak. Dolayısıyla çok sık yatak değiştirirler. Şimdi bir akarsu menderes çiziyorsa akış hızı zayıflamıştır. Akış hızı zayıflamışsa arkadaşlar enerji potansiyeli düşüktür. Hangi enerjiden bahsediyoruz arkadaşlar? Potansiyeli düşük hidroelektrik enerji. Ne demek hidroelektrik enerji? Yani sudan elektrik hidro su demek sudan elektrik. Yani bunun üzerine baraj yaparsanız öyle çok fazla elektrik üretemezsiniz arkadaşlar. Seki ve taraça hem aşınım hem birikim şekillerinden bir diğeridir. Akarsu vadilerinde akarsuyun üzerinde aktığı tabanın iki yanında ve belli bir yükseltide kalmış düzlüklere deniyor. Şimdi düşünün eskiden seviye buydu. Bakın şu kısımdı tamam mı? Yani akarsu aslında şu seviyede akıyordu. Şöyle geliyordu tamam mı? Sonra zamanla burayı aşındırdı 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 ve akarsu bir taraftan aşındırırken arkadaşlar diğer taraftan da arazi yükseldi. Biz buna ne diyorduk? Epirojenez diyorduk tamam mı? Arazi yükselmeye başlayınca arazi yükseldi tekrar akarsu hızlı bir şekilde aşındırmaya başlıyor. Böylece basamaklı bir yapı oluşuyor. Yani seki ve taraçalar varsa orada epirojenik hareketler vardır demek sevgili arkadaşlar. Şimdi az önce ben size delta'dan bahsediyordum. Onunla ilgili tekrar bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası bir kıyı olsun. Yani şurası deniz olsun sevgili arkadaşlar. Ve akarsuyumuz gelsin. Denize doğru dökülsün. Denize döküldüğünde ne yapacak? Yavaş yavaş e, getirdiği malzemeyi burada biriktirecek arkadaşlar değil mi? Biriktirince bu malzemenin içerisinden de akacak aynı zamanda şöyle ve ucu sivri bir üçgene dönüşecek burada. İşte bu oluşan şeye biz ne dedik? Delta dedik değil mi arkadaşlar? Burada deltamız oluştu. Çünkü buradan şöyle tekrar çizecek olursam aşındırdığı malzemeyi değil mi? getirdi buraya biriktirdi. Peki delta her zaman oluşur mu dedik? Hayır delta her zaman oluşmaz. Şimdi şuraya bir bakın. Burası bir arazi, şurası deniz olsun. Denizi şöyle çizeyim arkadaşlar deniz akarsu geliyor. Akarsu getirdiği malzemeyi burada kolay biriktirebilir mi? Önce şurası birikecek. Derin olduğu için biriktirme kolay olmayacak. Dolayısıyla burada delta oluşması derinlikten kaynaklı olarak çok zor olacak. Ama şöyle düşünelim arazi. Şurası şöyle eğimin çok az olduğu bir yer olsun. Ve deniz seviyesi şöyle olsun. Bakın şimdi akarsu gelsin. Yani şurası deniz. Akarsu gelsin. Taşıdığı materyali ne yapacaktır arkadaşlar burada? Hızlı bir şekilde biriktirecektir ve delta olacaktır. Demek ki delta'nın oluşabilmesi için arkadaşlar derinlik ne olmalı? Az olmalı. Yani sığ olmalı deniz. Doğru mu? Deniz sığ olmalı. Aynı şey bu. Ve akarsu bol malzeme taşımalı. Bu malzemeye ne diyorduk? Alüvyon diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Taşımalı. Ayrıca Buraya da şöyle bir yıldız koyayım. Kıyıda gel git etkisi az olmalı. Şimdi gel git ne demek arkadaşlar? Ya da az olmalı değil ya da olmamalı diyebiliriz. Az olmalı. Gel git nedir? Arkadaşlar özellikle gelgit okyanuslarda çok belirgindir. Denizlerde hani su kütlesi daha az olduğu için zayıftır gelgit. Ayın çekim kuvvetine bağlı olarak gerçekleşen suyun kabarması ve geri çekilmesi. Şimdi burada şöyle düşünün. Diyelim ki burası deniz değil de okyanus olsun. Şimdi gelgitler gerçekleşecek mi? Evet. Akarsu malzemeyi getiriyor buraya. Fakat deniz bu malzemeyi alıyor. Akarsu getiriyor deniz alıyor. Akarsu getiriyor deniz alıyor. Getiriyor, deniz alıyor. Yani deniz daha doğrusu okyanus daha güçlü e, akarsuya göre. Dolayısıyla akarsuyun burada biriktirmesine müsaade etmiyor. Hatta akarsuyun ağzından içeriye doğru şuralara kadar sokularak okyanus suları şöyle geliyor. Bırakın delta oluşmasını akarsuyu da alıyor sevgili arkadaşlar ve burada neyi meydana getiriyor? Bakın şu şekil ne oluyor? Dikkat ederseniz böyle şu kısma doğru bu bir Haliç oluyor sevgili arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyim? Okyanuslarda Haliç oluşur. Akarsuyun ağzında bu akarsu. Oysa denizlerde ne oluşuyor? Delta oluşuyor. Tabi denizlerde delta oluşmasında bazı şartları var. Onları da buraya yazdım sevgili arkadaşlar. Evet Menderesler'den de bahsetmiştik. Şöyle geliyoruz rüzgarlara arkadaşlar. Rüzgarların aşınım ve birikim şekilleri neler? Bir kere rüzgarlar nerede çok etkili olabilir? Rüzgarlar arkadaşlar bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde aşınım ve birikim şekillerini yapar. Bunlar ne? Şu gördüğünüz sarı kısımlar dünya üzerindeki önemli çöl bölgeleri. Mesela burada akarsu etkili olabilir mi? Akarsu şekillerini çok arayabilir misiniz sahrada? Hayır. Yani yağmur yok ki doğru düzgün. Ya da işte Avustralya'nın iç kesimlerinde. Burada akarsu şekillerine çok nadir rastlayabilirsiniz. Daha çok nedir? Rüzgarın aşındırması ve biriktirmesiyle oluşan şekiller var. Peki hocam akarsuları ben dünya haritası üzerinde nerede çok aşındırdığını gördüm? Bir kere yağışın çok fazla olduğu yerlerde de morası neresiydi? Ekvatoral bölge. Yani şuralar. Amazon, Kongo havzaları veya orta kuşakta işte çok yağış alan yerler var buralarda. Daha belirgin olarak görebilirim. Şimdi rüzgarların yapmış olduğu aşınım şekillerine baktığımızda bunların içerisinde en popüleri arkadaşlar mantar kaya. Sonra ne var? Şahit tepeler, tafoniler, hamadalar ve yardanklar var. Biriktirme şekillerine baktığımızda da barkan, kumul ve lösü görüyoruz. Tekrar ediyorum. Rüzgarların aşınım ve birikim şekillerinin en belirgin görüldüğü yerler çöl bölgeleridir. Peki hocam bizim ülkemizde de gözükebilir mi? Bizim ülkemizde tabii ki gözükebilir. Çöl yok. Ancak karasal bölgeler, iç kesimlerde, İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu'da arkadaşlar bitki örtüsü zayıf olduğu için buralarda da rüzgar şekillerine rastlayacağız. Peki gelelim bunları tanıyalım sevgili arkadaşlar. Nedir bunlar? Şimdi mantar kayaya bakın. Dikkat ederseniz mantara benzer bir şekil. Hocam bu nasıl oluşuyor? Zaten bu arkadaşlar halk arasında... Ee, şey olarak bilinir. Şeytan masası olarak bilinir sevgili arkadaşlar. Şimdi şuna şöyle yapalım. Buraya bir küçük hata olmuş sevgili arkadaşlar. Mantar kaya diyorum buraya. Şimdi bunun şöyle büyük bir taş olduğunu varsayın. Şimdi rüzgar estiğinde bu bilye kadar taşları en fazla 1-2 metre kaldırabilir. Dolayısıyla en çok aşındıranlar da bu bilye kadar taşlar. Mesela rüzgarlı bir havada dolaştığınızı düşünün. Toz toprak gelir size çarpar, çizer. Şimdi burada o toz toprak geliyor kayanın bu kısımlarına çarpa 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 ne yapıyor? Değerli arkadaşlar aşındırıyor. E peki hocam buralar niye aşınmadı? E çünkü orada iri malzemeyi kaldıramıyor çok fazla rüzgar. Buralar aşınmadan kalıyor. Zamanla burası böyle incelecek incelecek ve bu mantar kayalar ne olacak sevgili arkadaşlar? Hop yıkılacak. İnsanlar tabii ki buna şaşırıyor. Yani doğada bunu gördüğünüzde bu nasıl oluşmuş? Yani bilmeyen için bunu tarif etmek gerçekten zor. Ama da tafoniler ve ardaklar. Burada gene tafoniler. Sevgili arkadaşlar bakın böyle kuş yuvası gibi delikli delikli arazilerden oluşuyor. Gelelim rüzgarın biriktirme şekilleri. Rüzgarın biriktirme şekillerinden en popülerleri barkanlar çöllerde şu hilal şeklindeki arkadaşlar. Görüntüler kumullar veya kum tepeleri çöllerde çünkü çöllerde rüzgar ciddi bir şekilde esmeye başladığında kum tepelerini alıp başka bir yere götürüyor arkadaşlar. Kum fırtınalarını falan bilirsiniz. Lös dediğimiz şey nedir? Lös rüzgarın taşıdığı ince çöl kumu sevgili arkadaşlar. Bakın burada önemli bir diğer kavram bu. Aslında burada ben size şöyle bir e, kolaylık olması amacıyla e, akarsuların sevgili arkadaşlar taşıdığı malzemeye biz ne diyorduk? Alüvyon. Rüzgarın taşıdığı malzemeye de ne diyeceğiz? Löz sevgili arkadaşlar. Buzulun taşıdığı malzemeye ne diyeceğiz? Moren diyeceğiz. Bakın akarsuyun taşıdığı malzeme alüvyon, rüzgarenki löz, buzulunki moren olacak. Peki rüzgarlar ne dedik? Nerede çok etkilidir sevgili arkadaşlar? Çöl bölgelerinde. Çünkü çöl bölgelerde fiziksel çözünme de oldukça şiddetli. Ne demekti fiziksel çözünme? Günlük sıcaklık farklarından kaynaklı olarak... Kayaçların parçalanması, ufalanması. Şimdi ufalanıp kum gibi olunca tabii aşınma çok daha açık hale geliyor ve e, enteresan şekiller oluşuyor. Bir diğer şeklimiz karstik aşınım şekilleri ve karstik birikim şekilleri. Bunlar neler? Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Karstik arazi nedir arkadaşlar? Kaya tuzu, kalker, jips gibi suda kolay eriyen suda kolay eriyen arkadaşlar kimyasal tortul kayaçlar nerede fazlaysa karstik şekillerde orada fazladır. Bakın kalker dediğimiz nedir? Kireç. Jips dediğimiz nedir? Alçı, kaya tuzu. Bunlar suda hemen eriyor. Dolayısıyla burada çok enteresan şekiller oluşuyor. İşte bu şekiller neler? Lapya, dolin, uvala, polye, mağara, obruk ve düdenler. Şimdi bakın burada lapyalar en küçük karstik aşınım şekli. Şöyle hayal edebilirsiniz. Yani bulunduğunuz ortam tamamen kireçten oluşsun. Böyle elinize aldığınız suyu ve damlatıyorsunuz. Ve o küçük su damlacıkları ne yapacaktır? Araziyi böyle minik minik e, aşındıracaktır. Küçük küçük delikli bir yapı oluşturacak. Sonra onlar birleşecek, daha da büyüyecek. Yani lapyalar doline, dolinler uvalaya, Uvalalarda polye dönüşecek. Polye dediğimiz şey artık sevgili arkadaşlar karstik ovadır. Yani en büyük karstik aşının şeklidir. Diğerleri de mağaralar, obruklar ve düdenler. Bunlara da birazdan bakacağız. Sonra karstik birikim şekilleri var. Sarkıtlar, dikitler ve sütunlar. Bunlar daha çok nerede oluyor? Mağara ...tavanlarında ve tabanlarında oluyor... ...ve bir diğeri de traverse'nde... ...bakalım bunlar neymiş... ...değerli arkadaşlar... ...şimdi şu araziye baktığınızda... ...arazide delikli delikli enteresan bir yapı görüyorsunuz... ...şimdi yerin altında... ...bir kere burada oldukça fazla su vardır... ...niye çok fazla su var... ...çünkü arazi bir kere geçirimli... ...su hemen yerin altına sızıyor arkadaşlar... ...ve yerin altına sızıp orayı oyuyor... ...oyduğu zaman ne oluşuyor... ...mağaralar oluşuyor... ...daha büyük e, galeriler oluşuyor arkadaşlar... Veya yüzeyine baktığınız zaman şurada su hemen çok derin bir vadi oluşturuyor. Bu vadilere biz ne diyorduk arkadaşlar? Kanyon diyorduk. Kanyon vadi. Çok derin vadiler. Niye çok derinleşiyor birden? E çünkü arazi şeker gibi hemencecik eriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın şekillere. Ne diyoruz? İşte Lapya en küçük aşınım şekli. Lapyalar birleşiyor, dolin dolinler birleşiyor, uvalalar ve uvalalar birleşiyor artık devasa polyeler ortaya çıkıyor. Karstik arazilerin genel özelliklerine baktığımızda yeraltı suyu açısından zengindir. Neden? Çünkü çok geçirimli bir arazi. Voklüs kaynakları rastlar. Voklüs ne demek arkadaşlar? Karstik kaynak demek. Şimdi şöyle düşünün yerin altındaki su bir yerden hop böyle çıkıyor. İşte bir yere biriken su başka bir yerden çıkıyor. O zaman ne olacak burada? Voklüz oluşacak. Karstik arazilerde çökme depremler görülür. Bu ne demek? Şimdi şuradaki şekle bakın. Yerin altında mağara var ve mağaranın tavanı çöküyor. Mesela şu araziyi de görüyorsunuz altı mağaraya arkadaşlar. Bu tavan kısmı çökerse ne olacak? Tıpkı buradaki gibi bir e, obruk oluşacak değerli arkadaşlar. Obruklar ne demek? Mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan şekiller. Polyeler hariç tarıma elverişsizdir ve nüfus genelde seyrektir. Mağara, obruk, traverten gibi karstik şekiller turizm açısından da önemli. Mesela bizim Akdeniz bölgesinde, Antalya'da birçok mağara var değil mi? Dim mağarası, gene Burdur'da insuyu, mağaraları, obruklar var. Sevgili arkadaşlar Mersin'de Cennet Cehennem Obrukları veya Konya'da Kızören Obru, Traverten, Denizli, Pamukkale'de bunlar o bölgede bizim Antalya, Burdur, Isparta, Konya çevresi karstik arazinin çok yoğun olduğu bir yer. O yüzden bu şekillere orada daha çok rastlıyoruz. Şimdi kireçli suların buharlaşması ile kalsiyum karbonat çökelirse ortaya ne çıkıyor? Bu birikim şekilleri çıkıyor. Yani Tıpkı böyle sütü kaynatıp peynir yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ve burada yerin altındaki kireçli su çıkıyor. Üst üste kireçler birikiyor. Su akıp gidiyor. Basamaklı bir yapı. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Traverten diyoruz. Yani eğer şöyle sorsam size. Ya İzmir'de neden traverten yok? Ankara'da neden traverten yok? O zaman dersiniz ki travertenin oluşabilmesi için bir kere arazinin karstik olması lazım. E karstik ne demekti? Yani kalker, kireç, cips, e, kaya tuzu gibi kayaçların yaygın olması gerekiyor. Ancak oralarda işte biz bu e, travertenleri veya diğer karstik şekilleri görebiliyoruz. Şimdi burası da bir mağaranın içi sevgili arkadaşlar. Mağaranın içinde böyle sarkan şekillere ne diyoruz? Sarkıt. Nasıl oluşuyor bu? Bu şöyle düşünebilirsiniz. Yağmur suları veya yüzey suları geliyor, sızıyor arkadaşlar. Sızarken yerin altına kireçle beraber kirecin bir kısmını aşağı götürüyor bir kısmı yukarıda kalıyor. Aşağıda biriken üst üste dikitleri yukarıdan sarkanlar sarkıtları sonra bunlar birleşiyor ve ne meydana geliyor? Sütunlar meydana geliyor. Değerli arkadaşlar bir diğer şeklimiz daha doğrusu dış kuvvetimiz buzullar. Buzullar nerede etkili? Daha çok kutuplarda etkili. Bakın burası neresi? Antarktika. Burası neresi? Grönland. Kanada'nın kuzeyi. Sibirya. Ve dikkat edin burada da buzullar etkili. Buralar nasıl yerler? Buralar orta kuşakta ve ekvatoral bölgeye yakın yerlerdeki yüksek dağlar. Demek ki sadece kutuplarda etkili değil buzullar. Şöyle ekvatoru çizersem e, ekvatora yakın yerlerde de çok az da olsa buzullara rastlayabiliriz. Mesela bizim ülkemizde nerede var? Doğu Anadolu bölgesinde var, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde var... Buzullar ne demek? Yaz, kış erimeyen öyle biriken e, karlar sevgili arkadaşlar. Şimdi buzul şekillerini ben dünya üzerinde daha çok nerede göreceğim dedik. Grönland. Neresiydi Grönland? Hemen şurası. İşte Kanada şu gördüğünüz bölge. İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç, Finlandiya'nın olduğu yer. Sibirya şu gördüğünüz kısım değerli arkadaşlar. Güney Kutup çevresinde ise Antarktika'da. İşte şu gördüğünüz Arjantin'in güney kesimleri ve şuradaki yüksek kesimler. Dağlık kısımlar Alpler. Neresi Alpler? Avrupa'nın hemen şu kısmında Himalayalar'da burası. Kayalık dağları ve Ant dağları da buralar oluyor. Yani dünya üzerindeki dağ sistemlerine dikkat edin. Çiziyorum tekrar. Burası neydi? Alp. Yani İtalya'nın hemen kuzeyinde. Devam ediyoruz. Şurası neydi? Hindistan'ın kuzeyinde Himalayalar. Amerika'nın batısında da kayalık ve ant dağlarını görüyorsunuz. Bunlar çok önemli. İleride de işinize çok yarayacak arkadaşlar. Yazıyorum kayalık, ant, Şili'de değil mi? Alpler, İsviçre'de ve Himalayalar, Hindistan, Çin arasında sevgili Peki buzul aşınım şekilleri ve buzul birikim şekilleri neler? Hörgüç kaya aşınım, sirk aşınım, buzul vadisi aşınım şekli. Moren, sander düzlüğü ve Drumlinler birikim şekilleri. Burada en popüler şekiller arkadaşlar sirk ve hörgüç kaya. Buradaysa moreni bileceksiniz. Az önce ne dedik arkadaşlar? Moreni tekrar hatırlayalım. Biz akarsu içinde söylemiştik taşıdığım malzemeye alüvyon demiştik. Rüzgarınkine ne demiştik? Lös. Buzulunkine ne diyecektik? Moren. Taşıdıkları bu malzemelere bu isimleri veriyoruz arkadaşlar. Gelelim. Bunlara şöyle bir bakalım. Arkadaşlar buzul çeşitleri örtü, takke, vadi buzulu ve sirk buzulu olarak ayrılıyor. Takke buzulunu nerede görürsünüz? Takke buzulunu bizim ülkemiz gibi hani ekvatora e, yakın kutuplara da çok yakın olmayan orta kuşakta karların hiç erimeden kaldığı e, dağlık alanlarda görürsünüz. Yani dağın tepesine takke geçirmişsin. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? takke buzulu. Örtü buzulu ne demek? Her yeri buzul. Bunu ancak kutupta görürsünüz. Grönland'de ve Antarktika'da görürsünüz. Vadi buzulu nedir arkadaşlar? Yani buzullar yüksek yerlerden aşağı doğru akarken aşındırma yapıyor ve böyle U şeklinde vadiler oluşturuyor. Sirk buzulu nedir? Buzulların oluşturmuş olduğu erime çukurlarıdır arkadaşlar. Bunları da gene kutuplarda ve dağlık alanlarda görebilirsiniz. Evet. Ve sander düzlükler, morenler. Moren için ne diyorduk tekrardan arkadaşlar? Buzulların taşımış olduğu malzeme. Buzul böyle akıyor, akarken önüne katmış olduğu malzemeye moren diyoruz arkadaşlar. Bir diğer şekilde durumun buzulların çekilmesi sonucu ortaya çıkan tepelerdir değerli arkadaşlar. Bakın burada neyi görüyorsunuz? Şimdi buzul şekillerini, aşınım şekillerini buzul vadisini görüyorsunuz. Hörgüç kayı görüyorsunuz. Dağdan inen buzul Sert kayayı aşındıramıyor. Diğer malzemeyi yani şuraları aşındırdı ama buralar sert aşılma karşı dirençli olduğu için hörgüç gibi kaldı. Devenin hörgücü gibi biz bunlara e, hörgüç kaya diyoruz. Sirkler buzulların açtığı çukurlar eğer içine su birikirse de sirk gölleri oluşuyor sevgili arkadaşlar. Buzullar aynı zamanda kıyıların oluşmasında da etkili. Mesela bir buzunun oluşturmuş olduğu şu vadinin içerisine eğer... Deniz suları şöyle sokulursa değerli arkadaşlar buzul e, vadilerin içerisinde suyun sokulmasıyla fiyort dediğimiz kıyı tipleri de oluşuyor. Bu kıyı tiplerini de inceleyeceğiz birlikte değerli arkadaşlar. Şimdi dalga ve aşınım şekillerine baktığımızda dalga ve aşınım şey dalganın aşınım ve birikim şekillerine baktığımızda ne görüyoruz? kıyılarda etkili olduğunu göreceğiz. Yani dalgalar Konya'da etkili olmaz. Ankara'da etkili olmaz. Dalga nerede etkili olacak? İşte deniz kıyısı olan yerlerde etkili olacak. Dalgalar nerede aşınım yapar? Arkadaşlar denizin birden derinleştiği yerlerde. Mesela bizim Karadeniz'de kıyılarda dalga aşınımı çok daha kuvvetlidir. Neden? Çünkü deniz birden derinleşir. Akdeniz'de de aynı şekilde. Ama Ege'de daha çok dalga birikim şekillerine rastlarsınız. Çünkü deniz orada daha sığdır sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların en popüler şekli nedir? Falez. Falez değerli arkadaşlar. Falezler bakın deniz dalgaları geliyor. Şuraya kıyıya vura vura alt kısmı oydu mu? Oydu. Şuradaki kesim böyle yukarıda kaldı mı kaldı. Sonra zaman içerisinde bu hop aşağı doğru şöyle düşüyor ve burada böyle bir uçurum oluşuyor. Yani buradan denize girmek isterseniz ne yapacaksınız? Bu uçurumdan aşağı atlayacaksınız. İşte biz bunlara ne diyoruz? Falez diyoruz. Falezler Türkiye'de daha çok nerede var? Karadeniz'de ve Akdeniz kıyılarında var. Hocam, niye orada daha çok var? Çünkü arkadaşlar burada dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için de deniz derinliği fazla oluyor. Ve fazla olan deniz derinliği kıyıları bu şekliyle aşındırıyor. Geldik dalga birikim şekillerine. Dalga birikim şekilleri neler? Bakın lagünler. Nasıl oluşuyor bu lagünler? Veya şurada da tomboluyu görüyorsunuz. Bakın lagün burada bir körfez var. Yani normalde deniz karanın içine sokulmuş burada. Tamam mı? Sonra zamanla Deniz dibindeki kumlar dalgalardan kaynaklı olarak böyle birike birike kıyı okları oluşturuyor. Bunlara biz kıyı oku diyoruz. Sonra bu kıyı okları ne yapıyor? Şöyle birleşiyor. Eskiden körfez veya koy olan, şöyle yazayım. Körfez veya koy hani denizin içeriye sokulduğu kısım ne oldu? Kapandı. Kapatan şey ne? Dalgalar. Neyi biriktirdi? Dipteki kumları biriktirdi ve ne oldu? Şu şekil ortaya çıktı. Bu şekle biz ne diyoruz arkadaşlar? Lagün diyoruz. Bir diğeri kıyı okları eğer şöyle karadan, ana karadan içeriye doğru giderse. Bakın buradaki gibi. Gelip bir adayla da birleşirse ne oluyor? Bu şekilde de biz ne diyoruz? Tombolo diyoruz arkadaşlar. Burada en popüler şekiller bunlar. Nelermiş? Tombolo ve lagün. Tombolo da ne? Adayla birleşiyor. Kıyı oku. Lagünde ne yapıyordu arkadaşlar? Körfezin ağzını kapatıyordu. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Akıntılar nedir? Akıntılar yani deniz, okyanus akıntıları nedir? Ekvatora yakın deniz tuzludur. Nasıl oluşuyor akıntılar? Onlara bakacağız. Kutba daha yakın deniz az tuzludur. Yani siz ekvatordan kutuplara doğru giderken ne olacaktır? Tuzluluk azalır. Peki bunun akıntıyla bir alakası var mı? Tabii ki tuzlu yoğun deniz tuzsuz denize alt akıntı gönderir. Yani mesela Türkiye'de Akdeniz daha tuzlu, değil mi? Akdeniz Ekvator'a daha yakın. Ege Denizi nasıl? Akdeniz'e göre biraz daha az tuzlu. O zaman Akdeniz'den Ege'ye doğru ne olacaktır? Bir alt akıntı. Az tuzlu deniz ne yapar? Yani Ege tuzlu denize bir üst akıntı gönderir. Yani denizlerde bir alt akıntı, bir üst akıntı. Ne oluyor alttaki akıntı? tuzlu. Tuzlu olan alttan, tuzsuz olan üstten böyle ters yöne doğru akarlar. Akdeniz'den Ege'ye alt, Ege'den Akdeniz'e de üst akıntı oluşuyor. Peki akıntının başka sebebi var mı? Evet var. Seviye farkı. Ne demek seviye farkı? Şimdi şöyle iki tane çukur düşünelim. Burada da başka bir çukur düşünelim. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şurada bir deniz düşünün. Burada başka bir deniz düşünün sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun seviyesi yani şuradayken aslında dikkat ederseniz bunu başka bir renkle çizeyim. Bunun seviyesi diğer denizin seviyesine göre daha yüksektir. Yani sıfır metre her yerde aynı yükseltide değil arkadaşlar. Şimdi burada biriken su eğer çanağı doldurursa ne olacaktır? Akıp buraya doğru gelecektir. İşte seviye farkı bu. Mesela bizim Karadeniz'de seviye farkı Marmara'ya göre daha yüksek olduğu için Karadeniz'den Marmara'ya doğru bu şekilde bir akıntı ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bir diğeri kıyı tipleri arkadaşlar. Kaç tane kıyı tipinden bahsedeceğiz? İşte boyuna kıyılar. Bakın burası Türkiye, Akdeniz. Toroslar böyle uzanıyor. Bu dağların kıyıya paralel uzandığı yapıda ne oluşuyor? Boyuna kıyılar oluşuyor arkadaşlar. Burada ne? İşte şurası Ege Denizi. Ege'de de dağlar kıyıya nasıl uzanıyor dikkat ederseniz? Dik uzanıyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Enine kıyı diyoruz. Şimdi boyuna kıyı ile enine kıyı arasında ne gibi bir fark var? Bir kere boyuna kıyıda deniz etkisi içeriye sokulmuyor ama enine kıyıda deniz etkisi içeriye çok rahat sokulabilir. Ve gene boyuna kıyılarda arkadaşlar kıyı ile iç kesim arası ulaşım öyle kolay değil çünkü bu dağları aşmak zorundasın. Ama enine kıyıda nedir? İçeriye çok rahat hop sokulabilirsin çünkü dağlar izin veriyor. Bir diğeri Dalmaçya kıyı tipi dediğimiz arkadaşlar özellikle e, Hırvatistan çevresinde Adriyatik Denizi'nde. Bakın normalde dağlar böyle uzanıyor. Dağların arasına deniz suları giriyor ve dağların tepesi suyun altında kaldığı için böyle adacık gibi gözüküyor. Böyle bir sürü ada görürsünüz buralarda. Yani dağların kıyıya paralel uzandı ama deniz suyu gelmiş dağların arasına girmiş ve oraları birer adacık gibi gösteriyor. Bunlara da biz dalmaçya diyoruz arkadaşlar. Haliç e, dediğimiz kıyı tipini demin akarsuların e, birikim şekillerini izah ederken söylemiştim ben size. Akarsu geliyor denize dökülüyor delta oluşturamıyor. Niye delta oluşturamıyor? E çünkü gelgit var. Demek ki Haliç'in oluşmasında en önemli etken neydi? Gel git. Peki Haliç'li kıyı ben Türkiye'de görebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü Haliç nerede oluşuyordu? Okyanuslarda oluşuyor. Akarsu'yun okyanusa döküldüğü yerlerde oluşuyor. En önemli unutmaman gereken şey Haliç nerede oluşuyor? Akarsu okyanusa dökülüyorsa arkadaşlar. Riya dediğimiz kıyı tipine bakın burada İstanbul ve Çan Çanakkale Boğazları ve Haliç var. Biz, bizdeki Haliç tabii bizdeki Haliç arkadaşlar gerçek bir Haliç değil. Bizdeki ismen benzerlik. İstanbul'daki Haliç ismen benzerlik. Şimdi bu boğaz nasıl oluştu? Eğer daha önceki videolarımızı izlediyseniz ee, sevgili arkadaşlar boğazların nasıl oluştuğunu jeolojik zamanlarda izah etmiştik. Burası aslında eskiden bir akarsu yatağıydı. Daha sonra zamanla deniz suları bu akarsu yatağının içerisine girerek bunu e, bir boğaza dönüştürdü. Çanakkale ve İstanbul boğazları da böyle oluştu. Demek ki ria dediğimiz şey nedir? Bir akarsu vadisi sular altında kalıyor. Mesela İstanbul'daki Haliç de öyle oluşuyor. Kağıthane deresi var burada. Kağıthane derisinin ağzından su sokulmuş ve bizdeki Haliç o güzel manzarasıyla Pierlotti değil mi arkadaşlar? Oluşmuş. Fjord ve Skyer tipi kıyılar. Fjord'u hatırlayın az önce ne dedik? Buzul vadilerinin içerisine suların, deniz sularının girmesiyle. Fjord deyince aklınıza hangi ülke gelsin arkadaşlar? Norveç gelsin. Bunların harika manzaraları var sevgili arkadaşlar. Norveç fjordlar ülkesi olarak da bilinir değerli arkadaşlar. Burada resifli ve mercanlı kıyı tipleri. Bunları da biz nerede görebiliriz? Mercanları arkadaşlar sıcak ve sığ denizlerde görebiliriz. Sıcak ve sığ deniz. Peki bunlar nerede? Bunlar ekvatora yakın yerlerde. Hani insanlar böyle e, skubalar yapıp deniz altındaki güzel e, manzaraları izlemek istiyorlar ya. Onun için daha çok nereye gidiyorlar? Mesela Avustralya'nın kuzeyinde değil mi? Büyük set resifi var. Oraya gidiyorlar. Ya da işte Kızıl Deniz'de dalıyorlar. Çünkü buralarda deniz suları yıl boyunca sıcaktır. Yıl boyunca sıcak olduğu için de arkadaşlar bu tarz kıyılar oluşuyor. Peki bizim ülkemizde mercanlı kıyı var mı? Hayır yok. Niye yok? E çünkü bizim sularımız o kadar sıcak olmuyor. Kışın soğuyor. Peki bizde fiyortlar var mı? Hayır. Fiyortlar da yok. Peki niye? Çünkü buzullar deniz seviyesinde olacak. Ya Türkiye'deki buzullar dağların tepesinde var ancak. Hiçbir zaman Türkiye'de deniz seviyesine buzul inmemiş ki fiyortlar oluşsun. Anladık. Peki Haliç var mı bizde? Hayır. halıç de yok. Niye yok? Çünkü Haliç ancak okyanuslarda. Bakın Türkiye'de hangileri yokmuş arkadaşlar? Türkiye'de yok. Şöyle yazayım. Türkiye'de yok. Ne yok? Haliç yok. Niye yok? Çünkü okyanus yok. Peki, fiyort var mı? Hayır. Niye yok fiyort? Çünkü buzulların oluşturduğu. Peki, mercanlar var mı? Hayır. Mercanlar da yok. Çünkü onlar da çok sıcak denizlerde. Peki, skaer var. Bunlar da oluşuyor mu Türkiye'de? Hayır. O da aynı şekilde buzulların oluşturduğu Sevgili arkadaşlar, kıyı tipleri. Haliç için ne dedik? Bir kere okyanus olacak. Fiyort için ne dedik arkadaşlar? Buzul olacak ve mercanlar için ne dedik? Sıcak su olacak değerli arkadaşlar. Ne yaptık böylece kıyı tiplerini de izah etmiş olduk. Evet, oldukça uzun bir konu arkadaşlar aslında bu. Mümkün mertebe özetlemeye çalıştım. İnşallah sizin için çok faydalı bir video olmuştur. Ne yaptık? Akarsular Akarsularla ilgili kavramlar, akarsu aşınım ve birikim şekilleri, rüzgarlarla ilgili kavramlar, buzullarla ilgili kavramlar, dalga ve akıntılar ve neye baktık? Karstik şekillere baktık sevgili arkadaşlar. Sonrasında neye baktık? Kıyı tiplerine baktık. Ve böylece ne yapmış olduk? Dış kuvvetlerle ilgili birçok kavramı hallettik. Neye geldik? Ödüllü soruya geldik arkadaşlar. Ödüllü soruyla ilgili cevaplarınızı videonun hemen altındaki yorumlar kısmına atmanızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.